1980'li yıllar Türkiye tarihinin her anlamıyla en radikal, sert darbesiyle başladı. 12 Eylül 1980'de gerçekleşen darbe, 1970'lerin ikinci yarısında netleşen Türkiye kapitalizminin derin hegemonya krizine verilmiş bir cevaptı. 80 öncesinin kriz dinamiklerine baktığımızda, ithal ikameci sanayileşmeye dayalı sermaye birikiminin krize girdiğini ve neoliberal kapitalizme geçiş arayışlarının dönemin sonuna doğru ayyuka çıktığını, sermayenin tüm fraksiyonlarıyla işçi sınıfının sosyal kazanımlarını, ekonomik kazanımlarını ve gücünü bu krizin asli sebebi olarak tarif etmeye koyulduğu, siyasi alana baktığımızda hegemonik bir projenin tesis edilemediğini, dönemin CHP'nin sol popülist stratejisinin alt sınıflardan kayda değer destek almakla birlikte dönemin hakim sınıflarını ikna edemediğini, Adalet Partisi'nin 60'lardaki daha sağ popülist hegemonyasının 70'lerde yükselen işçi sınıfının sosyal politik hareketi karşısında gitgide otoriter devletçiliğe meylettiği ve daha aşırı sağ siyasi hareketlerle ittifaka yöneldiği, yani burada faşist MHP ve daha İslamcı MSP'yi kastediyorum. Bu siyasal alanda bu kaymalar içinde yeni bir hegemonya projesinin tesis edilemediği ve sınıf mücadelesinin hem sertleştiği, hem yoğunlaştığı, hem ekonomik, hem politik, hem sosyal düzeydeki sınıf mücadelesinin sertleştiği ve yoğunlaştığı, bunun karşısında da devletin gitgide işte sıkı yönetiminden tutun DGM'lere kadar elindeki zor aygıtını daha yoğun kullanması, bu sosyal politik hareketlik karşısında daha yoğun ve sert bir şekilde kullanmasına uzanan aslında zora dayalı yöntemlerle yönetme stratejisine geçtiği bir dönemdi. Ki yükselen siyasal şiddet özellikle sokakta ülkücü faşist hareketin ve devletin formal ve en formal legal, illegal zor aygıtlarını, mekanizmalarını devreye sokarak şiddeti bir yönetme aracı olarak kullandığı 70'ler boyunca ortaya çıkan bu derin kriz, 12 Eylül'ün aslında arka planını, 12 Eylül'ün mümkün olduğu koşulları bize anlatıyordu. Ve dönemin iktidar bloğu, sermayenin tüm fraksiyonlarıyla, işte hakim dönemin sağ siyaset elitleriyle ve askeri elitlere bakıldığında bir devletin krizi olarak, anayasal düzenin, yaşamın, mülkiyetin bir krizi ve tehdit altında olduğu algısıyla gerçekleşti. Dolayısıyla 12 Eylül hedefine bunu koyan bir darbeydi. Buna son vermeyi hedefine koyan bir darbeydi ve neoliberal kapitalizme, yeni bir sermaye birikim rejimle, tüm kurum ve politikayla geçişi gerçekleştirmek üzere yapılmış bir darbeydi. Darbenin hedefine, darbenin temel amacı işçi sınıfının ve bağlantılı demokratik toplumsal muhalefetin disipline edilmesiydi. Zaten bu gerçekleşmeden de işçi sınıfının sosyal, ekonomik, siyasi kazanımlarını yok etmeden de neoliberal kapitalizme, politikalara geçiş mümkün değildi. Dolayısıyla darbenin hedefinde, 12 Eylül askeri rejimin hedefinde işçi sınıfı, sendikalar, sol hareketler, demokratik kitle örgütleri, üniversite gençliği, Aleviler ve Kürtler yer aldı. Türk İslamcı ideolojisi, darbe rejiminin benimsediği Türk İslamcı ideoloji çerçevesinde. Darbeye ve askeri rejime destek ise burjuvazinin tüm kesimlerinden, kriz, kaos ve şiddet ortamı sonrası yasa ve düzen talebinde bulunan orta sınıflardan, işte dönemin basınından neredeyse tamamından ve Türkiye sağından geldi. Şimdi 12 Eylül askeri rejiminki, dediğim gibi, şiddet kullanım açısından da en sert darbedir. Şiddet ve baskı kısa vadedeki disiplin stratejisi ise devletin kurumsal mimarisinin tamamen yerinden yapılandırması ise uzun soluklu stratejisi oldu. Yani bir taraftan şiddet ve baskıyla bu toplumsal güçleri bastırdı. Bir taraftan neoliberal iktisadi politikalar, işte ticaretin liberalizasyonu, ücretlerin bastırılması, iç talebin kısılması, ihracata yönelik sanayileşmenin
teşviki, ücretli tarım ürünleri taban fiyatlarının maliyet olarak görülüp düşürülmesi gibi neoliberal politikalar devreye sokarken, bir taraftan şiddet ve baskı yoluyla kısa vadede bu toplumsal güçleri bastırdı. Uzun vadede de onların hareket etmesine imkan tanımayacak yeni bir otoriter devlet biçimini tesis etti. Ki bu devlet biçimi aslında Plantas'ın neoliberal, yani 70'lerin sonunda Avrupa'da daha iyi tespit ettiği genel yapısal bir dönüşümüme de koşu tuttu. Tabii ki Türkiye gibi yarı çevre kapitalist formasyonlarda, Latin Amerika örneklerinde de gördüğümüz gibi, bu geçiş sadece bir yeni tip otoriter devletle değil, yeni tip otoriter devletçilikle değil, aynı zamanda bir militarist formasyonla da, devletin militarist formasyonunun güçlenmesiyle de gerçekleşti. Bu yeni devlet formu siyasi alanın ve katılım sınırlarını ciddi biçimde daralttı. Siyasal partiler, seçim, sendikalar, toplu sözleşme, grev, lokat kanunuyla bunları siyasal katılımı daralttı. Yürütmeyi yasama karşısında aşırı güçlendirdi. Kamu idaresinin üst katmanlarına yetkiyi daha fazla aktardı. Yargının bağımsızlığını ciddi oranda zedeledi. Devletin zor aygıtlarını devletin kurumsal mimarisi içinde çok daha fazla ön plana çıkardı. Özellikle de 1982 anayasasıyla işte kutsal bir devlet tarifi, devletin bekası, milli güvenlik, kamu düzeni gibi kavramlarla siyasi alanın sınırlandırıldığı yepyeni bir devlet formu devreye sokuldu. Özellikle Milli Güvenlik Kurulu güçlendirilerek ve ordunun daha fazla kontrolüne sokularak aslında yeni devletin devlet formunun merkezinde yer aldı. Dolayısıyla ordu MGK'sıyla, güçlendirilmiş MGK'sıyla yeni devlet formunun merkezinde yer alıyordu. Ve 12 Eylül rejimi siyasi alanı bu saydığım toplumsal güçlere, siyasal güçlere kapattı ve siyasi alanı boğdu. Şimdi bu devlet formu 1983'ten sonra iktidara gelen ANAP'ın yeni sağ dediğimiz siyaseti ve yeni sağ hegemonya arayışıyla, ki tutmayan bir hegemonya projesi olarak kalıyor Türkiye'de, 80'lerin sonunda çözülüyor, çok da şey yapamadı, çok da değişmedi. Ve 90'larda da Türkiye'de neoliberal kapitalizmin belki de ilk derin kriz dönemiyle beraber neoliberal bir milli güvenlik devleti konsolide edildi. Şimdi burada hem neoliberal kapitalizmin Türkiye'deki hegemonya krizini belirleyici bir dinamik olarak görmek gerekiyor. Hem de Kürt sorununun militarizasyonunu ve düşük yoğunluklu bir savaş stratejisinin, bu ikisinin eklemlenmesi 90'larda bizim gördüğümüz neoliberal milli güvenlik devletini ortaya çıkardı. Burada çok detaylarına girememekle birlikte 80'ler ve 90'lar boyu uygulanan neoliberal iktisadi ve sosyal politikalar, işçi sınıfını ve köylülüğü dışlayan, ekonomik ve siyasi anlamda dışlayan, onun örgütsel varlığını dağıtan, küçük köylülüğün tasfiyesine yol açan politikalar uyguladı. Ve siyasi alanda da bu durum, bu hegemonyanın tesis edilememesinin, bu toplumsal kesimlerden, geniş toplumsal kesimlerden rıza devşirememesinin semptomatik ifadesi merkez sağın ve solun parçalanması, güçsüz, zayıf koalisyon hükümetlerinin kurulması, hiçbir siyasal partinin seçimlerde yeteri kadar kapsayıcı bir hegemonya tesis edecek edemediği için yeteri kadar destek, oy desteği alamadığı bir dönemdi. Zaten siyasal İslamcılığın yükselişi de böyle bu hegemonya krizinin, yani neoliberal kapitalizmin hem burjuvazi içindeki yeni ihracat yönelik sanayileşmeyle ucuz emeğe dayanarak büyüyen küçük ve orta boy sermayenin, özellikle mütedeyyin kesimlerini, dindar kesimlerini temsil kapasitesi, hem de işçi sınıfının yeni neoliberal politikalarla dağıtılan, güvencesiz, enformel, düşük ücretlerle çalışılan kesimlerine hitap edebildi. Siyasal İslamcılık aslında neoliberal kapitalizmin baskısı altında siyasal alanda o politikaları uygulayan partilerin bir hegemonya tesis edememesi ve burada doğan boşlukta siyasal İslamcı bu toplumsal kesimlere seslenebildi. Fakat çizgisi özellikle bir çeşit tekelci kapitalizm eleştirisi, Batı karşıtlığı, Kemalizmin bir kültürelist eleştirisi
Bunun karşısında bir adil ekonomik düzen vaat eden siyasi İslamcı söylem karşısında başka bir bloğun oluşmasına yol açtı ki bu da 28 Şubat müdahalesini beraberinde getirdi ve aslında Türkiye'deki kısa vadeli siyasi İslamcı hareketi disipline etse dağıtsa da partilerin peş peşe kapatılmasıyla aslında Türkiye'deki hegemonya krizini derinleştirdi. Neoliberal milli güvenlik devletinin ve ordunun siyasi alanda merkezi bir yer işgal etmesinin, bu merkezi rolünün daha da güçlenmesinin ikinci dönemi ise Türkiye'de Kürt sorununun militarizasyonuydu. Özellikle 1990-91 dönümüyle beraber devlet düşük yoğunluklu savaş statüsü diyebileceğimiz o haliyle terörle mücadele kanunu, devlet güvenlik mahkemeleriyle aslında siyasi alanı tamamen güvenlikleştirdi. Sadece 28 Şubat'ta değil, özellikle Kürt sorunu bağlamında. Ordunun reorganizasyonu, alan hakimiyeti, işte köy boşaltmalar, zorunlu yerinden etme, koruculuk gibi uygulamaların devreye sokulması gibi işte zorunlu askerliğe dayalı ideolojik mobilizasyon, ordunun tamamen teknik bir organizasyon olarak yeniden yapılandırılmasıyla aslında özellikle Kürt sorunun ve Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde bir çeşit düşük yoğunluklu savaş stratejisi devreye soktu. Yani Charles Tilly'nin veciz ifadesiyle savaş yapmak devleti yapmaktır. Türkiye'nin 1990'larını belirleyen en temel dinamiklerden birisi oldu. Çünkü içeride bir düşük yoğunluklu Kürt siyasi hareketine karşı strateji devreye sokan bir militarist bir strateji devreye sokan devlet, aynı zamanda devlet formunun da bir milli güvenlik devleti, neoliberal bir milli güvenlik devleti olarak şekillenmesini beraberinde getirdi. Şimdi zamanımın kısalığını da dikkate alarak hani bu üçüncü bölümü burada durduruyorum ve AKP'nin nasıl bu dönemin antitezi olarak kendini kurduğunu ve ordu siyaset ilişkilerinde aslında çok ciddi değişimlerin yaşandığı bir dönemi beraberinde getirdiğini dördüncü ve son bölümde ele alacağım.